Hepinizden merhabalar arkadaşlar, ben Ters Maske. Ters Maske vs Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. 77. bölüm sonunda geldi arkadaşlar. Köy yeni bir yere taşıyacağımızı biliyordunuz ve görmüş olduğunuz gibi her şey tamam. Köy yeni bir yerde ama köylüler yok. Neden? Çünkü onlar daha gelmedi. Haber vermedim. Şimdi arkadaşlar yapacağımız planlardan bahsedeyim. Bayağı bir şekilde değişik bir köydeyiz. Yani buradaki eşyaları taşımak acayip fazla şekilde uzun sürdü arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz domatesleri sattığımız, Allah belanı ne oluyor? Allah'ım yine bir lanetlen. Aa, süt var mı? Yok, bir dakika, inek lazım bize. Arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. Bazı yerler zehirli. Ben onu çözemedim. İnek, aha gördüm seni. Dur, öleceğim. Öleceğim. İnek, lütfen bana gel. İnek misin sen? Vallahi inekmiş. Dur, öleceğim. Vallahi zehirleniyorum. Zehirleniyorum. Gitme, uzaklaşma, Allah'ın cezası. Vallahi gidiyorum. Lan 2 dakika dur, ne olur. Tamam. Az da ölüyordum. Arkadaşlar inek sütü yanımızda bulundurmalıyız. Çünkü zehirli bitkiler var. Bizi zehirliyorlar ve acayip fazla şekilde zehirliyorlar. O yüzden inek sütünü hemen 2 tane 3 tane alabilir miyim? Çantam nerede benim? Çantalarım. Aa, şimdi arkadaşlar size çok efsane şeyler daha göstereceğim. Çantanın içine çanta bırakabiliyorsunuz. Gerçekten böyle bir şey. Hangisinde bizim şey vardı? Bunda hiçbir şey yok. Bir dakika. Bunların içi boş olmamalıydı. Bunların içi boş olmamalıydı. Ne oldu bunlar? Ha tamam, buradayım. Şöyle arkadaşlar. Sütleri almışım zaten yanıma korkudan. Şimdi ben bunları hemen tekrardan yerine bırakayım. Dediğim gibi yanımızda süt taşımak kesinlikle önemli. Hangi çiçeklerin zehirli olduğunu hala anlamadım. Bütün çiçekleri kırıyorum abi. Kırıyorum. Bütün çiçekleri kırıyorum. Bence bunlar zehirli arkadaşlar. Çünkü bunların yanına geldiğimizde öldük. Bakalım. Şu anda 18 saniye boyunca zehirlendik. Bakalım. Bu çiçeklere bakıyoruz. Yok, bunlarda bir sıkıntı yokmuş arkadaşlar. Biz nereden zehirleniyoruz ya? Bunlar mı zehirliyor? Bakayım. Tamam, bunlarmış. Tamam, bunlarmış. Arkadaşlar ölüyorum. Ölüyorum. Dur. Bir dakika. Tamam arkadaşlar, şimdi yaptığım trolleri falan göstereceğim size. Öncelikle şu çiçeklerden bir kurtulursak. Bunlar zehirliymiş ya. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Burada görmüş olduğunuz gibi Kadir abinin dükkanının birazcık biçimi bozuk. Bunu ben taşırken birazcık yamulttum arkadaşlar. Hak etti çünkü, bakın bazı şeyler yok oldu. Sonrasında burada kılıç satın aldığımız amcamız var. Sonrasında burada işte parayı dönüştürdüğümüz bir abimiz var. Ne oluyor Allah'ım? Dur, bir şeyler oldu. Orası kararıyor. Allah! Vallahi yine ben bir şeyler yaptım. Dur. Üzerimize gölge falan çekiyor. Evet arkadaşlar, sorunu hallettik. Sorun buradaki birkaç tane bloktaymış. Ben gittim, game mode geçtim, hepsini kırdım. Sonrasında düzeldi arkadaşlar. Ne oldu ben anlamadım. Yine başımıza bir şeyler gelmeye başladı ama tamam, emin değilim. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Dediğim gibi köyde kimse yok. Bu köylerde buranın yerleri yine buraya dolmaya başladı. Ya kardeşim, sen buraya niye giriyorsun? Oğlum bak, parayı vereceksin bize. Buranın kirası çok fazla ha. Sana hep gitmeyecek bunlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yine benim param gidecek ya. Benim evime doğru gitmem gerekiyor. Dur bakalım. Evimize doğru gidelim. Eksik şeylerimiz var mı? Var. Tabii ki tarla. Arkadaşlar tarlayı nereye koydum hemen size göstereceğim. Bakın bütün eşyalarımız burada. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü yumurtamız vesaire var. Buğdaylarımız var. Bunları tekrardan ekeceğiz. Hatta burada görmüş olduğunuz gibi ayı zırhımız, demir zırhımız falan da var. Bakın ekmek kızartma makinemiz bile çalışıyor. Sonrasında buğdaylarımız var. Tabii ki buğdaylar çok fazla iş bize yaramıyordu. Arkadaşlar ben burada bir şey unuttum ama ne unuttum bilmiyorum. Bir dakika. O ne? Arkadaşlar bir müzik çaldı orada. Ölüyorum! Ölüyorum! Dur dur, bekle bekle. İnek gel buraya. Gel buraya, Allah'ın cezası. Ya bir şey diyeceğim. Yine burada bak. Abuk sabuk şarkılar çaldı. O neydi? Ya ben buradaki çiçekten mi zehirlendim? Yo. Allah! Evet. Ölüyorum, vallahi ölüyorum. Bu sefer kesin gittik. Yok, gitmedik. Tamam. Arkadaşlar evin etrafında bir şeyler çalınıyor. Yani müzik olarak çalınıyor. Ben şunları uzaktan bir hemen kırabilirsem çok güzel olur. Zehirli şeyler ya, çiçekler. Baksanıza ya. Bunlar niye zehirlemiyor? İşte bu golemler neden zehirlemiyor? Beni zehirliyor. Bakın buradaki çiçeklerde sıkıntı var. Evet ya, yeter artık süt içmekten. Yemin ederim içim dışım süt oldu, inek oldum ya. Resmen ineğe döndürdü bu oyun beni. Tamam, şunu da alalım. Şaban abinin görmüş olduğunuz gibi merdivenini de kendi madenlerimden yaptım arkadaşlar. Ki gelince benim tarafımda olsun yani, çünkü gelince bir komisyon kurulur, bana bir ceza yazarlar kesin ve çok fazla şekilde artı bir ceza olmasın diyeceğim. Şaban abinin benden olmayacak kesin arkadaşlar. Hemen tarlanın yanına doğru gidelim. Giderken etrafa dikkatli bakıyorum çünkü bu çiçekler şeyli ya. Zehirli ya. Dur bir dakika. Şu. Tamam. Yabancı çiçeklerin hepsini kıracağım. Bak mesela bu da zehirli değil mi? Evet. Allah seni kahretsin. Hepsini zehirlemişler. Nasıl bir köy ya? Arkadaşlar burada bizim tarlamız var. Bu da mı zehirli? Değilmiş. Tamam. Bu nasıl bir çiçek ya? Mantar yeniyor mu acaba? Ana gitti. Bu değişikmiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada tarlamız var. Hatta ben burası tarla olacak, ters maske diye yazmışım. Şimdi bunu bir kıralım. Benim bu tarlayı bayağı fazla şekilde düzenlemem gerekiyor. Bakın buralarda hemen otlar çıkmış. Bunları bir düzeltelim. Yine yabancı otlarımız falan var burada. Zehirli otlarımız var. Aslında bu zehirli otlarla köylülere bir şeyler yaparız diyeceğim de. Ne oldu bir anda bu kırıldı ya. Vallahi enteresan.
Bunları bir kıralım arkadaşlar. Tarlayı ben aslında şey yapmak istiyorum. Domates tarlası yapmak istiyorum da domatesçi domatesleri ne kadara satacak onu da bilmiyorum. Burası ne tarlası olsun ya. Yeni bir ekim vesaire gelirse arkadaşlar öyle yaparız. Çünkü şu anlık paramız var. Neden? Çünkü çantamdaki size elmasları göstermedim. Bu kadar elmasımız var. Bu elmasları ne kadar toplayacağız biliyor musunuz? 15.000 elmas olana kadar toplayacağız. Şu an burada 5.000 tane falan elmas var. Sonrasında kendimize bir piramit yapacağız. Piramit çok büyük olacak ve Şaban abinin hemen gözünün önüne yapman lazım ki o zümrütten yaptı. Ben de elmastan yapayım. En azından bir havamız olsun ve benim çantamda eşyalarım vardı. Hangi çantamdaydı? Tarla çantası olabilir. Bakalım tarla çantasında değil. Hangi çantaya koydum bunu? Hepsini çıkar. Arkadaşlar bulduk. Ben bunları hemen bir tarlaya bir çevireyim. Bir sürü tarlamız vesaire olsa balkabağı ekmeyeceğiz biliyorsunuz arkadaşlar artık. Çünkü Kadir abiyle iş yapmayacağız. Bizi bildiğin dolandırıyor ya. Bir de amcasının oğullarına falan söylüyor biz bir şey yaptığımızda. Gerçekten arkadaşlar. O yüzden ben burayı tarlaya bir çevireyim. Burası hazır olsun. Ve benim işçilerim de gitti arkadaşlar. İşçileri de tekrardan craftlamak gerekiyor. Onlar çok işimize yarıyordu. Biz yokken tarlayı vesaire topluyorlardı. Bayağı fazla şekilde para kazandırıyordu bize. Fiyatlar nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Onları ben ayarlamıyorum. Dediğim gibi yani hiçbir şekilde bir fikrim olmayacak. Umarım da ucuz olur. Yoksa var ya ben ayva yerim. Toplarım bütün elmaslarla piramit değil anca kumdan kale yaparım. Gerçekten kumdan kale bile yapamayız ya. Kumu bile fazla pahalıya satarlar arkadaşlar. Şimdi ben şöyle hemen tarlamızı bir düzeltelim. Tamam tarlanın hepsini yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün tarla hazır. Sadece ekin ekeceğiz ve o çalışan çiftçileri ekleyeceğiz de bunun aşağısında devre vardı. Ben onları aldım mı? Ben onları taşıdım mı? Taşımamışım. Neyse sıkıntı yok. Bu tarlada da zıplayınca bozuluyor arkadaşlar. Şimdi buradan hemen gidelim. Zıplamamak gerekiyor. Her tarafı size gösterdim galiba arkadaşlar. Yani bütün her tarafı gösterdim. Bak yine ben zehirlendim. Yeter artık. Bak bu sütleri yolda toplamıyoruz ya. Anam yine zehirleneceğim. Tamam deyince zehirleniyormuş. At sütü içebilir miyiz? Atın sütü yokmuş arkadaşlar. Bize bir tane inek lazım. Haha inmeyek. Espriye bak ya. Sen ne satıyorsun? Gel bakalım buraya. Ne satıyorsun? Kitap satıyorum. Neyse gereksiz arkadaşlar. Önemli değil. Bize harbiden bir tane inek lazım. Zehirlenmeyelim. Zehirlenerek ölmek istemiyorum. Benim evin altındaki yerler de gitti değil mi? Vallahi evin altındaki yerler de gitti. Arkadaşlar şu lanet hala var. Bakın. Biz böyle köy yollarına geldiğimizde yine zehirlendim ya. Sen ne satıyorsun? Honeycomb mu? Seni ilk defa gördüm he. Ne bak ya. İlk defa görmüş. Allah Allah. Ben seni sanki 10 defa gördüm. Evet arkadaşlar. Yine her zamanki gibi bu köylüler yine ters. Bizimkilerden daha da ters. Şöyle ben şundan birazcık daha süt alayım. Tamam bu kadar yeterli olur. Benim evimin altındaki yerler de gitti. Bayağı bir sıkıntı oldu. Evet bakın. Hop aşağı inemiyoruz. Tamam ne güzel. Ve arkadaşlar size şunu da göstereyim. Bakın bu eşyaları görmemişsinizdir. Görmeyenler için hemen göstereceğim. Şu gereksiz eşyalarımı bir atayım. Birazcık da yemek yiyelim. Altın avucum da az kaldı. Arkadaşlar bunlar madenlerde bulduğumuz eşyalar, özel eşyalar. Bunları giydiğimizde bakın şöyle giyeceğim hemen. Bakın mesela ayakkabıyı giydim. Tamam bunu biliyorsunuz. Bu kolyeyi biliyor musunuz? Bu kolye farklı. Bir dakika şunları ben bir çıkartayım. Bu kolye değil. Neymiş bu? Bunun nereye gitti bu? Ben anlamadım ki. Ha bak gördünüz mü? Kolyem var şu anda. Sonra gözlüğüm var. Bu gece görüşü veriyor arkadaşlar ve roket piston diye bir şey var. Mesela bunu taktığımda elime bakın. Elimde piston oluyor. Bir mob'a vurduğumda gördünüz mü? Geri gidiyor. Lan sakın vurma ha. Aa bir anda saldıracak zannettim. Vallahi korktum. Bu ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum. Harp şorot ne? Harpon kuvirleri. The quiver hold the number. The switch the peer torque the enemies land the underwater. Aaa. Enemileri underwater yapıyor. Yani bir dakika. Benim bir düşmanım olsun. Mesela bu değil. Ölüyor. Tamam dur bekle. Enemy diyor. Enemy diyor. Bak bunu aldığınızda gel bakalım sen. Dur sen benim düşmanımsın artık. Seni alıyorum. Alamıyorum. Evet arkadaşlar hiçbir işe yaramadı. Buna vurduğumuzda ne oluyor? Underwater diyor. Underwater ne demek? Anam tek attım. Yo lan ne yaptın ya? Bir şey yapmadım abi. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Buna hiçbir şey olmadı. Abi. Abi tamam abi gözün yanayım dur. Ay, geliyor. Geliyor. Elimle vursam. Git lan. Ay, tamam vurma. Zırhımı kırarsın bak. Vallahi var ya gebertirim seni. Arkadaşlar daha demin. Ya yine zehirlendim ya. Buna ne oldu? Aha! Onlar da zehirleniyormuş. Aa! Tamam dur. Dur. İnek! İnek neredesin? İnek Allah senin cezanı. Aa dur öleceğim. Arkadaşlar dur. Aa, tamam. Kaçalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bize bayağı fazla şekilde inek lazım. Bak hala kovalıyor. Bırak peşim be adam. Bırak peşim be adam. Şunlara değmezsek güzel olur. Bunlar da yok zaten. Tamam şöyle hop. Tamam bayağı fazla şekilde sütümüz var. Arkadaşlar dediğim gibi yine böyle başımıza gelmeyen kalmadı. Biz niye zehirleniyoruz tam olarak bilmiyorum. Ama bütün moblar da zehirleniyormuş ve ben bir tane şeye tek attım bak. Bakın şimdi buna vurduğumuzda hiçbir şey olmuyor tamam mı? Bunu böyle açıp vurduğumuzda bak. Niye öldü bu? Arkadaşlar sen mi zehirledin? Yok çiçek zehirlemiş. Bu niye oldu böyle? Bak elimle vuruyor. Aa elimle vurunca ölür tabii ki. Bu tavuk olduğu için ölüyor arkadaşlar. Ben de arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Harpoon Quiver'in işte özelliği var zannettim de değilmiş.
Bir sonraki bölümde arkadaşlar tarlamızı ve köylülerle sorunumuzu halledeceğiz. Umarım halledebiliriz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Ters Maske vs Minecraft'ta da şöyle deli gibi bir like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen like yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve de şu goleme bir tane daha vuracağım. Çu çu çu. Tamam, hadi kaçalım.